Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz konuş kocacığım. Hepinize güle güle. Hayır ya, ne güle gülesi. Yolculuğa çıkıyor. Evet. Hepinize selam olsun yeni bir günden. Hepinize selam olsun arkadaşlarım. Ali Beyciğim hazırlanıyor. Anlat kocacığım, nereye gidiyorsun? İstanbul'u gidiyor Ali Beyciğim. Niye? Şöyle. Göreve gidiyorum arkadaşlar. Göreve gidiyor. Göreve uğurlayacağım Ali Bey'i arkadaşlarım. İstanbul yolculuğu. Valla Ali Bey'e şu poları iyi ki almışım. Bakalım şöyle kıyafete uygun mu arkadaşlar? Bir bakalım. Arkadaşlarımıza sordum Ali Beyciğim. Bir yeşil polar almışım ki Ali Bey'e üstünden çıkarmıyor. Mont niyetine, işte hırka niyetine sürekli bunu giyiyor arkadaşlar. Ve bana diyor ki bana bir tane daha polar al. Ne renk istiyorsun diğer poları? Ne renk olur? Ne renk olur? Daha açık renk olur, gri olabilir. Gri olabilir. Gözün içi parlıyor polar deyince. Üzüm baba gidiyor mu annem? Şarj cihazını götüreyim mi ben? Ben nasıl şarj edeceğim telefonumu? Ha, bilgisayardan ederim, sen götür, senin daha şey önemli. Tamam, bak bak. Bak baba gidiyor diye, bak şunun yaptığına Cansu. Ayaklarına dolanıyor ya. Annem. Ben Ali Bey'i uğurlayayım arkadaşlar. Sonrasında artık ne yaparız anlatırım. Kızım gidiyor mu baba? Gel. Ali Beyciğim çöp almadan gidemez arkadaşlar. Hadi bakalım, Allah'a emanet ol canım benim. Hadi sağlıcakla. Hadi güle güle, Allah'a emanet ol. Haber et bizi, haber et. Şey, çantanı niye almıyorsun? Çapraz çantanı. Cüzdanın falan. Şarj aleti. Tamam, hadi güle güle, Allah'a emanet ol. Şimdi çıktık arkadaşlarım. Biz anne kız. Sana güneş başlığı olmadı. Olsun, gel. Gel hadi. Şimdi ben nasıl takacağım sen de? Olsun, sıkıntı yok. Anneler yapar, anneler takmaz. Bir şey olmaz. Biz şimdi arkadaşlarım hazırlandık ve gidiyoruz. Ali Bey'i uğurladık. Anne kız sosyete pazarına gidiyoruz. Samsun sosyete pazarına. İlk kez bir gidelim bakalım. Kombinimizi gösterelim Cansu'cum. Şöyle benim her zaman turuncu ayakkabılarım. Cansu'cum. Evet, yavru ağzı. Şöyle pembe kazağımı giydim. Cansu'cum da şöyle gri kazağını giydi. Ceketi. Ben de hemen şöyle şişme yeleğim. Pierre Cardin çantam ve gidiyoruz arkadaşlar. İlk kez gidiyoruz. Bir gezelim dolaşalım bakalım. Evet arkadaşlarım, binadan çıkarken komşumuzun kızı Eda ile karşılaştık. Onunla sohbet ede indik aşağıya. Telefon elime almadım. Şimdi işte Cansu'cumla beraber gidiyoruz bakalım. İlk kez gidiyoruz. Çok da heyecanlıyız aslında. Caner'cim dedi ki bize, ya siz akşam sabahtan gidelim demediniz mi? Siz hala ne yapıyorsunuz dedi. Oğlum dedi, hani yetiştiremedik, yapamadık. Ali Bey de gidecek olunca. Öyle hazırlandık, çıktık işte arkadaşlar. Gidelim bakalım neler varmış. Güzel şeyler var mı yok mu bir bakalım. Uzun zamandır aklımızdaydı, hani gitmeyi istiyorduk. Yok hava kötüydü, yok benim ayağım öyleydi, yok ağzım öyleydi derken bir türlü ayarlayamamıştık, denk getirememiştik. Bugün artık nasipse gidiyoruz bakalım. Tramvayla mı gideceğiz, otobüste mi? Tramvaya binelim o zaman. Eda'ya da sorduk hani hangisiyle gidebiliriz, Eda hangisi daha rahat olur bizim için diye. Tramvay daha rahat olur dedi. Otobüste de gidebilirmişiz. Ama tramvay hani daha rahat oluyor, daha sakin sakin gidiyor. Hani otobüs daha böyle kalabalık oluyor. Tutunmak zor oluyor falan. Haydi gidelim tramvaya. Halledelim. Sosyete pazarına doğru bir gidelim. Shell kavşağının oradaymış arkadaşlar. Gar durağında ineceğiz. Evet, gar durağında ineceğiz. Oradan da yukarıya birazcık yürüyecekmişiz. Geldik. Gar durağında indik arkadaşlar. Arkadaşlar karşıya geçmeye çalışıyoruz şimdi. Gar durağında indik dediğim gibi. Şöyle. Kırmızı yanıyor. Bir yeşile dönsün, hemen gideceğiz bakalım. Galiba döndü. Ve hemen karşıya geçer geçmez sorduk nereden gidebiliriz diye arkadaşlarım. Dediler ki şu yan sokaklardan, şöyle şu yan ara sokaklardan dümdüz gittiğinizde zaten sosyete pazarına varacaksınız dediler.
çiçekçiye de girdik ki bir güzel çiçekler vardı. Cansucum da bayıldı, ben de bayıldım. Şöyle, şu görünen yer orası herhalde Cansucum. Evet, evet. Tam karşıda. Galiba buralar sosyete pazarı. Pazarına dahil. Her şey var galiba, bakın. Bir gezelim dolanalım hep beraber. Arkadaşlar kaldırımlar hep sergi böyle. Sergi mi? Ya sergi deniyor böyle kızım. Tezgah değil işte, sergi bunlar. Sergileniyor ya. Belki aradığım gibi ayakkabı bulur. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. İkinci el de çok değil mi Cansu? Evet, ikinci el. Bunlar hep ikinci el arkadaşlar. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Sünnete evet, elbise bakalım Cansucuğum. Ne kadar eski varsa onunla bakma. Evet, bit pazarı gibi. Baksanıza. Şöyle. Arkadaşlar bizim gezdiğimiz yer bit pazarıymış. Yani böyle ikinci el ürünlerin olduğu yermiş. Şimdi sıfır ürünlerin olduğu yere doğru gidiyoruz bakalım. Şöyle bir gezip dolaşalım beraber. Geldik arkadaşlar. Geldik. Burada taytlar ne kadar, bir bakmak lazım. Bakın şöyle karşıda 60 mıymış? Ha, 60 lira arkadaşlar. Hamal'ın taytları da var. Hamal'ın da var dedim bebişim. Yok işte bunlar çok güzel ve çok kaliteli oluyor gerçekten. Bak şunun şeyi de çok güzel Cansucuğum. Dokusu çok güzel onun da. Şu Ece'nin aldığının moru. Cansu'nun arkadaşlarıyla da karşılaştık. Onlar almışlar böyle taytlardan falan, çok güzel taytlar almışlar. Şimdi beden ne ki ya? Kızım tayt olduğu için zaten gayet esnek olmaz mı? Baksana çok güzel bu. Evet. Çok beğendim. Bir esnekliğine bir bak. Ve çok sıkı tutar yani. Ya çok sıkı tayt da rahat olmuyor Cansu. Hayır, bedenin olunca ha, şey. Yani. Ama buradaki taytlar 60 TL arkadaşlar. Arkadaşlar biz de bir iki model bulduk Cansucumla beraber. Eve gidince gösteririm size topluca. Gerçekten bütün markalar bir arada. Ve gayet güzeller. Seçtik bir şeyler bakalım arkadaşlar. Eve gidince göstereceğim size hepsini. Şöyle pazarı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Kocaman bir pazar. Şöyle dolu dolu her şey var. Gezmeye devam ediyoruz. Burada da havlular var arkadaşlar. 10 liraymış havlular. Cansucuğum da diyor ki alın, buyurun buyurun. Bir iki tane alalım anne mutfağa diyor. Seçeceğiz. Buradan da bir iki havlu alacağız galiba. El havlusu da 30 TL diyor. Böyle. Alacaklarımızı aldık. Artık çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Karnımız da çok acıktı. Cansucuğum buraya aşağı indik mi biz? Yani karnımız acıktı. Çıkmaya çalışıyoruz. O kadar çok yer var ki. Ama dediğim gibi yani pazarın bizim girdiğimiz taraftan böyle ikinci el pazarıymış. Diğer tarafta böyle sıfır ürünlerin olduğu pazardı. Şimdi şuraları da bir dolanalım bakalım neler var. İnmedik değil mi buraya? Evet. Ama burası da ikinci el Cansu. Yani gerek var mı? Bak teyze bebeklerimi de gösterdi. Bebeklerini de mi göstereyim? Tamam. Abla dedi ki bebeklerimi de göster dedi. Bebeklerini de gösterelim o zaman. Evde mi gösteriyorsun? Bol satışların olsun. YouTube'a video çekiyorum ben. Yarın paylaşacağım. Türkiye'nin işte dünyanın birçok yerinden izleyen arkadaşlar var. Sizi çekmemi ister misiniz? O zaman çekiyorum. 20, 25, 30. Ne işliyorsunuz elinizde? Kenan yazıyor. Kenan yazıyor.
özel mi? Kişiye özel mi? Şey aşçı şey. Lokanta. Ha. Ne kadar bebekler? 20'den başlıyor. 20'den başlıyor. Onlar ne kız? Bakayım ben onlara. Bebek var mı? Oyuncak bebeklerin. Evet, evet. Ay. Nasıl oyuncak bebekler? Şunun altına torba takındaydı da çok erkek içine yara. Hangisi? 50. Evet arkadaşlar, bebekleri de gösterdim. Evet. Bakın Allah'ım bile de bebek bile var. Bebeklerin ben kendim yapıyorum. Bunu bakar da söyleyebilirsin. Biraz indirimim yok ama. Evet, evet. Kel bebekleri saçlı yapıyormuş. O zaman küçük haydi abi. Bakalım arkadaşlar. Bol satışlarınız olsun. Allah bereket versin. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Şu saçlı bebek ne kadar? Şatoyu istiyorum. Şatoyu mu istiyorsun? Lira. Tamam ya. O yaptığı ek bebek 50 lira. Şu 40 lira. Şuna bir bakayım abla. Pazardan çıktık. Gazi Caddesi'ni bulduk arkadaşlar. Şimdi buralarda dolanacağız. Karnımızı doyurmak için bir yer arayacağız. Ben çok acıktım. Sabahleyin kahvaltıyı Ali Beyciğim hazırladı arkadaşlar. Ben videomuzu ayarlıyordum. O da yumurtamızı haşladı, çayımızı demledi, soframızı kurdu ama işte sadece yumurta, salatalık, zeytin, peynir vardı. Ben de çok yiyemedim. Pazarda gezinirken simit yedik Cansu'cumla beraber ama yine de açım arkadaşlar. Ağzımın yarası da geçince vallahi iştahım yerine geldi diyebilirim. Çok şükür Allah'a. Şimdi şu güzel caddede, Gazi Caddesi'nde bir gezelim, dolanalım. Mağazaları falan bir bakalım. Şu karşıdaki orkidelere bakar mısınız? Allah'ım nasıl güzeller. Karnımızı doyurabileceğimiz bir yer bulalım önce. Hem gezelim hem de karnımızı doyuralım. Mekanımıza geldik arkadaşlar. Daha önce de gelmiştik Banucum'la biliyorsunuz. Buranın ortamını çok beğendiğim için tekrardan buraya gelelim dedim. Cansucum'la buraya hiç gelmemiştik. Şimdi hemen geçelim. Merhabalar, hoş bulduk. Yukarı çıkıyoruz. Aha. Merhabalar, hoş bulduk. Şöyle geçelim, yerimizi alalım bakalım arkadaşlar. Nasıl oturalım? Böyle mi? Tamam. Şimdi karar vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Cansucuğum bakıyor. Uzun zamandır İskender'de yemedik. Benim İstanbul'da canım çekmişti. Ne zaman aklıma gelse hep kapanmış oluyordu yiyebileceğimizden. Şimdi İskender mi yiyelim? Sandviç de çekmeyeceğim. Çok alakası şeyler ama. Bir bakalım, biraz daha bakalım, karar verelim. Evet, şöyle İskenderlerimiz geldi arkadaşlar. Hemen yiyelim, karnımızı bir doyuralım bakalım. Cansucuğum başladı bile. Afiyet olsun demiş. Karnımızı doyurduk ve şöyle çantaların, takıların olduğu mağazaya giriş yaptık. Cansucuğumla beraber bir gezelim. Şöyle karşıda da çantalar var. Ne alırsam 5 TL. Burası da aynı şekilde. Bir bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Acaba benim harfim var mı? Ç var. Ç olur mu? Cansu. Cansu. Bir dolanalım. Ani bir kararla tatlı yemeye karar verdik arkadaşlar. Cansucuğum dedi anne gel tatlı yiyelim. Tamam yavrum dedim, şurada keşfili görünce dayanamadı. Hemen giriyoruz bakalım, üst kata da çıkacağız. Sonrasında tatlımızı bir yiyelim bakalım. Şimdi çıkalım üst kata. Bugün anne kız güzel bir gezi oluyor bizim için. Cansucuğum önden çıktı. Keşfil mi yiyeceksin?
Keşkülcü seni. Seni keşkülcü. Hemen şöyle oturalım. Oturabilirsin. Evet, şimdi tatlımızın da siparişini veririz. Bugün gerçekten tam bir anne kız günü oluyor sanki. Evet. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Dayanamıyor olmayacağım. Cansucuğum keşkülüne kavuştu arkadaşlar. Nasıl tadı? Güzel mi? Bana diyor ki anne hadi. Hadi sen de başla. Ben de şöyle magnolyama bir başlayayım arkadaşlarım. Çayla beraber şöyle manzara eşliğinde. Manzara mı? Manzara işte manzara dışarıyı görüyoruz Cansucuğum çok şükür. Gelinlik manzara. Gelinlik. Az önce gelinlik bile beğendik arkadaşlar. Buraya oturunca dedi ki Cansu. Anne yeniden evlenecek olsan. Yani gelinlik giyecek olsan hangi gelinliği giyerdin seç dedi. Ben de fikrimi söyledim. Herkes arkadaşlar. Fikrini siz de fikrinizi sağdan söyleyin. Sağdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Şöyle bakın. Şöyle en yakın hali bu. Gösteriyorum. Ben dedim ki arkadaşlarım şu an görmüş olduğunuz iki tane ya onu giyerdim dedim ya da diğerini giyerdim dedim ya da şu tam parmağımla ortada göstersin. Şu tam aynen de parmağım kız. O parmağım. Şu ya da onu giyerdim dedim arkadaşlarım. Siz hangisini giyerdiniz? Gerçi herkes hani şey açık değil türbanlı olan arkadaşlarımız da vardır illaki. Yani bunların türbanlı modelini düşünün o zaman bacılarım. Siz hangisini tercih ederdiniz? Ya insan böyle görünce gerçekten içi de bir hoş oluyor. İnşallah çoluğumuzun çocuğumuzun evlendiği günleri de görürüz inşallah arkadaşlarım. Tatlımızı yedik arkadaşlarım. Cansucuğumla beraber çayımızı son yudumları. Güzel olur sanki. Olur olur güzel. Her yerde güzel tabii çıkıyor evet. Bebişim. Dur. Çayımızın son yudumlarını içerken bir telefon geldi arkadaşlarım. Ve Nilgün abla dedi ki Yeliz'cim neredesin dedim. Nilgün abla Cansu'yla sosyete pazarına geldik saat 12 gibi dedim. Birgül ablayla Fatoş bende hemen kahveye bekliyorum seni dedi. Gruba attık fotoğrafı dedi kahve fotoğrafını yakın olan gelsin dedik dedi. Sen de görmezsin belki diye aradık dedi. Dedim Nilgün abla siz içe durun kahvenizi ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum dedim. Şimdi Cansucuğumla beraber tramvay durağına geldik. Kahve içmeye gideceğiz. Öyle kahveye de davet edildik. Bugün dolu dolu bir gün oluyor böyle arkadaşlar. Çok da güzel çok da keyifli geçiyor. Şimdi hemen tramvaya geçeceğiz. Öyle. Cansucuğum diyor ki anne bağırma. Tamam. Duraktakiler bana bakıyor da o yüzden. Heyecanımdan. Tramvay mı geliyor? Koş. Koş kaçırmayalım. Arkadaşlarım ben şimdi geldim Nilgün ablaya. Sosyete pazarından aldıklarımızı sizden önce onlar görüyorlar. Şöyle bakıyorlar poşetlerde neler var. Azıcık bir baksınlar, değerlendirsinler. Yok yok Nilgün abla var ama ilk girişte var ya bit pazarıymış orası dedim. Cansu biz nereye geldik? Ne bulacağız da alacağız? Bir sokağa gittik geri çıktık. Fatoş'u da göstereyim size arkadaşlarım. Fatoş ilk girdik dedim ki Cansu yani bu nasıl sosyete pazar? Hep bit pazar hani hep döküntü ikinci el. Doğru düzgün bir şey yok. İleriyi görmedin mi? Gördüm. Sonra ileriye gittik işte gezdik arkadaşlar. Azıcık sohbet edelim. Sizinle eve gidince görüşürüz. Şimdi arkadaşlarımla bir görüşeyim, konuşayım ben. Saat 7'ye geliyor ve biz anca çıktık arkadaşlar. Şimdi Cansucuğumla beraber hemen evimize doğru hızlıca gideceğiz bakalım. Hemen yol üstünde şöyle pijama takımları satan bir mağaza vardı arkadaşlar. Oraya bakıyoruz. Çok güzel takımlar var. Bunlar 70 TL'ymiş arkadaşlar. Böyle pijama altı, penyesi falan gerçekten çok güzel. Çocuk ama galiba bu da Cansucuğum küçük. Şöyle şurada da çok güzel takımlar var. Şöyle bakın. Bu da mı 250 TL? Yok 100. Tek bu. Ha tek üst. Tek altı da 100. Altı da 100.
200 liraya takım yapmış olacağız yani. Şöyle arkadaşlar, peluş çok güzel takımlar oluşturabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var bakın. Şu pijama takımlarına nasıl güzeller. Sabahlıklar çocuk mu? Onlar çocuk, arkanızdakiler yetişkin. Bunlar ne kadar? 150 TL. Sabahlıklar var arkadaşlar. Tamam. İçeride de varmış. Çok güzel şeyler var. Arkadaşlar. Yani gerçekten kumaşları mükemmel diyebilirim. Penyeleri çok güzel. Ne yaptın? Çok güzel gerçekten kaliteleri ya. Evet. Dünyada böyle pijamacı görmemiştim. Şunun şeyi de çok güzel. Ha, elbiseymiş herhalde bu, bak. Evet. Küçük beden var. Evet. Bugün hep kumaşlarla haşır neşir olduğumuz için tozlarla çok yaşa ya. Baksana çok güzel kalınlıkları falan. Evet. Böyle pijama bayağıdır görmedim. İçi çiğ, de bir de çiğ aynı. Düşmüş. İçi de böyle. Öyle mi? Evet. Bak şuna. Ay. Oo, çok, ama bu çok elektriklenme yapmaz mı? Bilmiyorum. Ama öyle çok naylon naylon gibi de değil böyle. Bazıları çok böyle şey oluyor. Bunlar öyle de değil. Çok güzel. Baksana şu ikisinin rengine baksana Cansu. Ne kadar güzel bak. Bak şu ikisi mesela. Evet. Çok güzel. Bu da çok tatlı direkt. Evet. Evet. Şu da. Evet. Haydi bakalım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yolumuzun üstündeydi. Hemen görünce bir bakalım dedik. Güzel şeyler varmış. Bir tane seçelim dedik. Geri döndük arkadaşlar. Çok tatlı. Ama şey, baskılı olan. Bu öyle değil. Ha. Bu şey açılacak bir baskı değil. Tamam. Bir tane şunu beğenmişti de, evet. Şuraları baskı. Açıldıkça çatlıyor. Esnedikçe çatlıyor. Onu dedim şey yapmayalım. Şu da çok güzel. Anne pijaması. Anne pijaması. Bu da tight gibi olmaz mı ama? Güzel mi? Evet, güzelmiş. Tamam, bakalım biraz daha. Tam olarak netleştirelim. Ben geldim arkadaşlar. Evimize geldik çok şükür. Ve sosyete pazarından aldıklarımı da göstermek için geldim karşınıza arkadaşlar. Bir sivit fiyatına 6 parça ürün aldık. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Size göstermeden önce anneme gösterdim ama bir parçayı gösterdim arkadaşlar. Annem görüntülü aradı az önce. Onunla konuştum. Yeğenim köyde annemin yanında. Onunla işte görüştük, konuştuk, gösterdim. Çok beğendi. Çok da memnun oldu. Hemen göstereyim size de arkadaşlarım. Şöyle şuradan başlayalım. İki tane el havlusu aldım mutfağa, 10'ar liraya bacılarım. Şöyle bir mavi bir gri aldım. Maviyi Cansu'cum anne mavi olsun dedi. Gri'nin yanına mor almıştım ben aslında. Cansu'cum böyle mavi olsun deyince bir gri bir mavi el havlusu aldık. Mutfakta çok lazım oluyor. Sizi bilmiyorum ama ben ellerim ıslak, iş yapamıyorum. İlla şöyle bir süreceğim. İlla bir süreceğim. O elimin ıslaklığını bir gidereceğim. Züzüm dur. Dur annem gel. Gel ha, ben siz poşet açıyorsun diyorsun değil mi? Gel. Gel yavrum, telefonu düşüreceksin. Annem gel gel gel. Gel bakın kim geldi teyzeler. Bakın kim geldi. Benim yakışıklı minnoş oğlum geldi. Annem. Ay biz eve gelince bir kudurdular. Bir kudurdular. O halılar falan böyle oynadı yerinden. Bir görseydiniz. Gideceksin mi? Yanımda mı kalacaksın? Gitme oraya, gitme, telefonumu sallama. Hadi. Gelme anne. Sonra arkadaşlarım şöyle bakın. Şöyle gri bir hırka aldık ki bu da çok güzel. Şöyle yumuşacık yumuşacık, inanın fiyatı inanılmaz. O kadar güzel bir dokuması var ki, yumuşaklığı şöyle dirseklerinde. Şöyle simli bir şerit var. Daire var. Sonra neresinde var? Yine cepleri aynı şekilde simli. Şöyle. Heh.
Bunun fiyatı 40 TL arkadaşlar. Havlular 10'ar TL. Bunun fiyatı 40 TL. Böyle güzel bir gri hırka aldık. Şöyle. Sonra buna da bayıldık. Görür görmez Cansucuğum da ben de böyle çok güzelmiş, çok güzelmiş. Alsak mı, almasak mı derken aldık arkadaşlar. Bakar mısınız şu bluzun güzelliğine? Şöyle göstereyim. Ya bu da çok güzel bir parça. Şöyle yakayı birazcık eğer açık durursa kapatabiliriz. Şöyle etek kısımları büzgülü büzgülü. Yani böyle kumaş pantolonun, kot pantolonun üstünde muhteşem duracağına inandığımız bir gömlek aldık. Şöyle kolları da çok güzel. Kolunda da büzgüsü var. Arkadaşlar yani biz Cansu'yla böyle renklere artık doyamıyoruz. Böyle renkli cıvıl cıvıl kıyafetlerin güzelliğine bakaraktan böyle çok mutlu oluyoruz. Gerçekten bunu da çok beğendik. İnşallah hemen şimdi bir yıkamaya atacağız bunu. Bütün aldıklarımızı kısa yıkama yapacağız. 10 numara. Bu da 40 TL arkadaşlar. Yere mi düşürdün sen kıyafetleri Minnoşum? O da 40 TL. Sonrasında buraya gelelim. Anneme gösterdiğim ve çok beğendiği şeyi göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Anneme yelek aldım arkadaşlar. Evet. Şöyle lacivert, cepli, şöyle bir yelek aldım. Annem de telefonda dedi ki gündüz konuşmuştuk sosyete pazarına gidiyorum anne demiştim. Kızım ben de sana yelek al diyecektim de diyememiştim dedi. İçime doğmuş demek ki arkadaşlar böyle içime doğmuş. Görünce bundan anneme alayım dedim. O yeleklerden anneme alayım dedim ve bunu seçtim içinden. Köy yerinde böyle açık renk kıyafet pek rahat olmuyor giyimi kullanımı arkadaşlar. O yüzden böyle lacivertli siyahlı. Yapraklı, dallı falan bir yelek aldım böyle. 50 TL fiyatı. Ve şunu göstereyim. Son parçamız. Şöyle dokuma bir etek aldım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Deseni böyle. Beli lastikli. Böyle yumuşacık çok güzel bir triko etek aldım. Bunun fiyatı da 40 TL. Yani bu 40 TL. 50 TL yelek 90. 40 TL gömlek 130. 40 TL hırka 170. Ve 2 tane havlu 190 lira arkadaşlar. 190 liraya 6 parça ürün almış olduk. Güzel bir alışveriş oldu. Mükemmel bir alışveriş oldu. Şimdi hemen bunları kısa yıkama yapmamız lazım. Hiç üstümüze falan denemedik bile. Aslında eve de sürmemek lazım ama artık hani göstermek için yapmak zorundaydım. Vallahi şu etekle şu hırkanın kombini bile mükemmel olabilir yani arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle. İkisinin kombini. Bir de gösterebilsem. Böyle işte arkadaşlarım ya. Şöyle. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Şöyle. Gösterdim işte oldu bu kadar oldu. Şöyle güzel bir uyum ve kombin olmadı mı? Ayarlayacağız. Hepsinin kombinini yaparız arkadaşlarım. Ay şimdi ben şunları bir halledeyim. Üstümü başımı bir değiştireyim. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Bugün kahve içmedim. Nilgün abla da içmedim arkadaşlar. Nilgün abla kahve de yapayım Yeliz dedi. Ay Nilgün abla dedim yani şimdi karnımızı doyurduk. Üstüne tatlımızı çayımızı içtik. Nilgün abla da kahveye davet etti. Kısırla kek ikram etti. Çay servisi yaptı. Sağ olsun bin bereket olsun kesesine inşallah. Rabbim evinin bereketini eksik etmesin, artırsın, azaltmasın. Öyle olunca kahveye dedim ki artık Nilgün abla gerçekten içemeyeceğiz. Cansucuğum da dedi. Hatta Cansucuğum kısırını bile bitiremedi. Her neyse. 7 dakikadır konuşuyorum. Hemen şunları Cansucuğuma götüreyim. Sabırsızlıkla yıkamak için bekliyor çünkü. Annemin yeleğini yıkar mıyım bilmiyorum. Bir götüreyim Cansu karar versin ona. Haydi götürelim. Şey annemin yeleğini yıkayalım mı? Köyde yıkarız onu. Tamam. Yıkansın dedi. Hadi şunları bir makineye atalım. Güzelce yıkansın.
Ay bebeğim. Oh benim oğlum. Bak oturmaya bak. Bak 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 oturmaya. Adam ya. Adam. Ay bak ellere bak ablası. Tam bir beyefendi. Bak ellere bir bak, ellere bir bak. Bak çekiyor mu elleri, evet. Çekiyor mu? Benim canım oğlum benim. Bu ne benim pamuğum ya, pamuğum ya. Sevgi Pıtırcı. Ya gene misafir oldu bu bize. Bu bizi bak kucağımda uyuyor. Aşkım aşkım sen çöpten balık mı yedin? Belki çöpten yememiştim ya. Ama çok balık kokuyorsun sen. Çok balık kokuyorsun sen aşkım anne. Arkadaşlar. Ya gördünüz mü? Benim minnoş papatyam. Oturmaya bak ya. Benim minnoş papatyam geldi. Ablası çamaşır asarken atladı balkona. Hapşırıyor mu? Bak. Kurban olduğum ya aşkımsın. Sen çok farklı bir kedisin sen. Sen var ya sen. Sen minnoşsun. Gevezeyle veda edelim dedim arkadaşlar videomuza. Vallahi geveze geveze balkondan odaya girince hemen Caner'in odasındaki şu şeyi getirdim. Örtüyü getirdim arkadaşlar. Batırma turnağını anneyim. Ablaya turnağını batırma aşkım benim. Şimdi bu örtüyü serdik. Örtüyü kaldıracağız geveze gidince. Ay. Geveze gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bilmiyorum. Ben de bilemiyorum. Sen bırakırsın, ben o şeyi yaşamak istemiyorum. Ben odadan çıkarım. Sen artık. Oldu canım, oldu. Sen artık bak çaresine. Ya tabii. Annem annem patileri nasırlaşmış yavrum çocuğum. Baban yokken seni aldık eve. Ha? Diğer kedilerle ne olacağını bilmiyoruz ki. Kedilerle ne olacağını bilmiyoruz ki. Bakın. Heh. Aa tırnağına batırma. Bak. Geveze tırnağına batırma bebişim. Çok batıyor oğlum tırnağın ya. Tırnakları çok uzun. Tırnakları çok uzun. Tırnakların çok batıyor. Bir de şey. Bakar mısın şuna? Bu vicdan azabını sana bırakıyorum Cansu. Kabul etmiyorum. Nasıl kabul etmiyorsun? Yo, ben, geveze? Ben yapmayacağım öyle bir şey. O zaman sabaha kadar uyursun beraber. Yarın ben okula gidince ne yapacaksın? Ben sabah 6.30'da kalkacağım, geçeceğim. O gider, o gider. Şş, bakın arkadaşlar. Valla balkona çıkıyor, bir bakıyor etrafa. Diğerleriyle nasıl bir şeye etkileşime girecek? Önemli olan o. Lokum hemen tıslıyor görüyorsun. Çok geriliyor lokum. Ben şeyle davranışla ilgilenen, psikiyatriyle ilgilenen hocalarıma konuşacağım yarın. Ciddi ciddi geveze eve gelebilir mi? He? Yani hani öyle bir şey olursa nasıl alıştırabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bizde durumlar böyle. Geveze az bir teyzeler görsün senin yakışıklılığını. Bak kalbe bak. Bak. Gerçekten kalp oluyor. Heh, yavrum benim. Benim yakışıklı oğlum benim. Bak kafayı kapattı. Bak bak hadi kameraya bak. Ay, ay uyuyor ya. Uyuyor elli mi ya? Hasta mı oluyor Cansu? Hasta olursa işte o zaman kıyamam ben onun için. Hasta olursa kıyamam ben ona hiç. Ay bak. Aha, yakışıklı oğlum benim.